Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sayılabilen ve sayılamayan isimlerden bahsedeceğiz. İsimleri ikiye böldük. Countable yani sayılabilir. Uncountable yani sayılamaz olanlar. Sayılabilenler adı üstünde potato gibi, apple gibi 1, 2, 3, 4 diye yanına sayı koyup sayabildiğimiz ya da çokluk bildirmek için kullandığımız many, a lot of, some, ve en iyiyle kullanabildiğimiz isimler. Bunları one, an diyorsak çoğul eki gelmiyor ama ikiden fazla olduğunda çoğul eki s'yi alabiliyorlar. Two potatoes, four potatoes, four apples, many apples gibi. Uncountable yani sayılamayan isimlere bakacak olursak genel özellikleri var aslında. Tahmin edebileceğiniz şeyler bunlar. Örneğin böyle çok parçacık halinde olanlar. Salt, tuz, sugar, şeker, powder, un, rice, pirinç, sand, kum gibi. Sıvı olan isimler, water, milk, oil, yağ gibi. Bir de genellikle kalıp halinde bulunan chocolate, cheese ve işte tereyağı gibi kalıplarla chicken, meat gibi et türü ve fish gibi et türü sayılamıyor arkadaşlar. Bunların kullanımına sayılamıyor dediysek tabii şu önemli. S takısı da almıyor. Yani no plural form demenizden kastımız çoğul haline getirmiyorsunuz. En one'la da kullanılmıyor sayılamadığı için. En çok öğrencimizin güldüğü parayı da mı sayamıyorlar? Ekmeği de mi sayamıyorlar hocam? Evet. Bread ve money ekmek ve para İngilizce'de sayılamayan isimler grubunda. Evet, bunları nitelemek için many sayılabilenlerle, much sayılamayanlarla kullanılır. Yalnız much'a dikkat edelim. Sadece olumsuz cümlelerde kullanılır. İşte there isn't much salt diyebilirsiniz ama there is much salt olmuyor. Onun yerine a lot of, there is a lot of salt, there is a lot of oil, there is a lot of water. Olumlu cümlelerde tercih ediliyor. Her iki tarafla da kullanılabilen niteleyicilerimiz a lot of, some ve any. Yalnız some olumlu cümlelerde kullanılır. Sorularda kullanılmaz. Bir alternatif, would you like some chocolate gibi önerilerde soruda kullanılabilir some. Onun dışında sorularda da kullanılmıyor. Any olumsuz cümlelerde ve sorularda kullanılıyor sadece. İşte have you got any milk gibi. There isn't any milk left gibi olumsuz cümlelerde kullanabilirsiniz. Sorularda much, many, genellikle how much, how many ile kullanıyoruz. Ama a lot of, how a lot of gibi bir kullanım yok. Bunun dışında küçük bir notum var. A tomato bir domates sayılabilir. Three tomatoes 3 domates sayılabilir ama parçalandıktan sonra uncountable yani sayılamaz hale geliyor. Some tomato deriz ama buradaki gibi çoğul takısı eklemeyiz. Chicken da sayılabilen haliyle sayılamaz hali farklı anlamlara geliyor. A chicken can run fast dediğinizde canlı bir tavuktan bahsediyorsunuz. Ama I like chicken for dinner akşam yemeği için tavuk severim derken sayılamaz pişmiş etten bahsediyorsunuz. Hatırlarsanız et kısmı burada sayılamaz demiştik. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar.